555 5555 cancık. Kirimle. Şiddet anakları pek. Yavrum sohbet yapmaya gelmedik. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? tamam Ceyda'cığım. Arkadaşlar canlar selamlar. Döndü koptu. Ben zaten buradan çıkacağını bilmene rağmen öyle çıkılır mı? Bir de vuruyorsun, şiddet de var. Ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır çekmiyorduk abuzik gubidik ürünler. En sevdiğim videolardan biri. Çekil. Bu sefer bir de bazılarını ben aldım, bazılarını Burak aldı. Bazıları hakkında benim de fikrim yok. Evet. Benim hiçbir şey hakkında her zamanki gibi fikrim yok. Şu güzel tabloya niye A101 kataloğu diyorsunuz ya? Gerçi ama öyle. Kataloğun da böyle her yerinde var ya. Öyle mi dediniz? Evet, bir tane birkaç yorum gördüm. Çok güzel o. Arkadaşı yaptı Ceyda. Arkadaşlar Kobe yani orada. Sanki Kobe'nin şey lisanslı ürünü. Şey demiş, beni de Kobe oraya demiş. O arkadaşı da koyuvermiş. Bunu internette görmüş, demiş ki bunu izliyorum. Biz farkında değiliz. Bir geldi burada YouTube yazıyor. Aa evet, bunu bilmiyordum. Çok güzel. Tesla yazıyor. Tesla yazıyor, bizde yok. Oyuncu. İkiye ne alaka? Jordan 23. 23 yazıyor. Şu an fark ettim. Uğurlu sayım benim. Jordan 23 yazıyormuş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Video izliyorsan şu orada bir sıkıntı. Burada Amerika'yı anlattığımız evet. Bir şey dediler ama Ikea Amerikan değil. O Norveç. Evet, onu söyledim bu arada. Ceyda Hanım, şimdi ben... geçen sefer yapmıştık ya, ben satıcılık yapıyordum hani. Evet. Abla şöyle bir ürünüm var, böyle bir ürünüm var. Öyle mi yapsak? Sen evcilik mi oynuyorsun bu kanalda? Abi eğlenmek istiyorum. Boş boş ürün mü açayım? Bir de bunların hiçbiri benim işime yaramayacak ürünler. Güzel ama güzel. RP'ni seviyorum senin. Tamam. O ne? Dur. Şunları bir açayım, bir dakika durun. Bu videoları çok seviyorum. Eğer siz de bu videoları çok seviyorsunuz lütfen beğen. Acayip haberlerim var. Birincisi, bu evde bu çektiğimiz sondan ikinci video. En son videoyu arkadaşlar Utku ile Talk Show'la bitiriyoruz bu evde. Belki de bitirmiyoruz. Niye? Dedim ya az önce, çok harika bir fikir verdim ya, burada herkes oha çok mantıklı dedi. Ha, oranın ilk talk show'u Utku'yla olsun diye mi? Şöyle bir koltuktan bir açılıyoruz, yeni evdeyiz. Şşş, ama yeni evin bir bölümünü gösteriyoruz sadece. Çünkü sonra ev turu gelecek. Sonra ev turunun içinde başka bir oda turu gelecek. Sonra başka bir oda turunun içinde başka bir oda turu gelecek. Ne yapıyorsun yavrum? Ha, aç diye verdik ya. Al. Yahu açamadım. Ya seni açamadığı şeyi ben sakat niye ya. Açıyorum ya? Çok acayip bir gelişme oldu. Instagram'dan söylemiştim ama bazı cancıklar takip etmediği için görmemiş olabilirler. Onlara ben yine de söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz? Arama kurtarma köpekleriyle İzmir'de bir video çekmiştik. Ver artık topun çocuğum. Tamam ya, ben görevimi başarıyla sergilediğimi düşünüyorum. Orada şunu öğrendim. Bir köpek çok zor yetişiyor ve başarılı olma ihtimali de çok düşük. Ama bir de gönüllülük esasıyla ilerliyor bu işler. Devlet kurumları dışında. Onlar dediler ki hani bunun için ne yapabiliriz dediler. Ben de dedim ki abi biz deneyelim bir tane yavru sahiplenip onun yetiştirmeyi. Evet, gönüllüyüz dedik. Biz gerekirse gece gündüz gerekirse onun olması için bütün eğitimlerine katkıda olmaya hazırız dedik. Şimdi şöyle bir şey varmış. Onu hemen hızlıca anlatacağım. Sonra zaten onu şey yapacağım. Şöyle. Dur ya kız, her köpek olabilir ama bazı köpekler, bunlar hani anne baba iyi müzisyen, çocuk da iyi müzisyen oluyor ya. Öyle bir olay da var, tamam mı? Neyse, uzun zamandır bekliyorduk. Arama kurtarma geçmişi olan, kan hattında yani annede de babada da çok başarılı dedektör köpek. Aslında burnuyla çalışmış olan köpeklerden bahsediyorum. Bunlar silah da buluyorlar, yasa dışı madde de buluyorlar. Para bulan köpekler varmış. Evet. Onu çok istedim, vermediler. O zaman şey diyorlar, parayı buldum hadi gene iyisin. Ya mesela suçlunun evine giriyorlar, parayı buluyor falan. Onlardan olan bir yavruyu bulduk. O evet. Yavru şimdi gelecek. Ondan sonra onun bütün masraflarını, zaten bakımını, her şeyini normal karşılamak dışında bu eğitimi de karşılayacağız. Evet. Deneyeceğiz. O zaman biz de arama kurtarma eğitimi Allah alacağız. Allah korusun, kötü bir zamana hazırlıklı olmak için. İnşallah hiç çalışmak zorunda kalmaz. İnşallah. Hep eğitimle devam eder hayatına. İnşallah. İnşallah mezun olur. İnşallah, en önemlisi bu. Özel okullarda okutacağız onu. İnşallah mezun olur. Cancık. Kız. Ama çok tatlı, ben gördüm kız. Çok tatlı kız. İsmini ben koydum. Joy. Söylemeyecektik. Öbür videoda söyleyeceğim. Kim söylemeyeceğiz dedi? Sen öbür videoda söyleyeceğim dedin. Kim dedi onu? Sen. Ha, ben onu şeyden emin değilim Joy olacağım. Bu da bir şeyleri bir sonraki video yapmaya karar veriyor kendi içinde. Sonra o kendi içinde vazgeçiyor. Ya ben çünkü burada... Joy olmasın dedim, erkek ismi gibi. Olur mu Joy, Neşe? Joy oğlum, Joy kızım. Joy, Neşe, sevgi, sevgi değil. Hareket, hareket hiç değil. Neşe ya, hayatımızın en önemli şeyi bu hayatta bulmakta zorlandığımız. Joy gel, Joy gel diye diye Neşe gel, Neşe gel, Neşe. Çok tatlı, kara kuru bir şey. Burak. Şimdi sana diyecektim ki sen otur. Ne almaya çıkacaksın? Şey, yaprak sarma. Ne yapacaksın? Yaprak sarma mı alacaksın içeride? Git şöyle, ben yanına geleyim. Şimdi yavaş yavaş bunları evde mi deniyoruz? Ha, sen satışçısın, ben geleyim müşteri. Evde mi deniyoruz diyor ya. Eğitimde şey dedim, kamera tutanları ısırsın dedim. Gelip kıtlatacak hafiften sana. Anti paparazzi köpeği. Başarılı olamazsa o eti ve kaydıracak. Bekliyorum ben burada, nereye kadar, kaç saat? Ben bu çıktı gelmedi hala, onu bekliyor. Kapı kapalıymış da kapıda mı kalmışım? Nasıl oluyor bu sunum ya? Hayır, bu ne biliyor musun? Euro D falan var ya, yapıyor onu. Balcı gibi. Aynen. Sen şey, host girl. Deneyimleyici kişisiyim. Bu elimde görmüş olduğunuz şeyin adı Fly Nova Pro. Çok varmış da prosunu çıkarmışlar.
üzerine baktığım zaman hiçbir şekilde fly knob olacağını düşünmeme rağmen bence özellikle Antalya yöresinde gece yerde satılacak ürün bu. Peki Işıklı biz senin mışıklı. Ayaklarını görmek zorunda mıyız? Çorapsız da gelmişsin buraya. Tamam. Bu mecrada ayak görmek istemeyen çok insan var. Ne geliyorum lan peşimden? Hayret bir şey. Bak ne yapalım biliyor musun? Gözümün içine girip mesela yeşil ya biraz gözüm. Biraz mı yeşil gözüm? Böyle ormanların içinde açıldığımız bir sahne Utku yapabilir miyiz? Girsin gözümün içine ve beni böyle açtığında ben ormanda olayım. Abla bu lens gözünü odaklayamaz mısın kutuya yakından? Tamam. Ne oldu? Ya bu ne ya kırmızı çorap? Devam edelim. Sevgili Euro ne? Euro ne? Euro ne? Euro ne oluyor ya? Euro ne oluyor ya? Euro'ya ne oluyor ya? 555, 55, 55, 45 cancık. İlk arayan 25 kişiye ücretsiz veriyoruz. Küçük sorularımız var sadece. Ya bunları şarjlı yapmayın. Bırakır mısın karıcığım? Hiç ben deneyimlemeyecek miyim bazı şeyleri? Aşkım bir, önce bir şeyini yapalım. Benim gene paçalarımızın arkasında. Kapı mı çaldı? Stilimin tembişliğinin uyumsuzluğunun içindeki uyumu umarım beğenmişsiniz. Şöyle biraz durayım ya şeke şükür. Bunu şarj ederken diğer ürüne geçiyoruz. Unutmayın 555 55 55 cancık. Bu arada siz arayarak bizlere sormak istediklerinizi ne alaka ne soracak bana? Daha kısa yapın ya. Allah aşkına ya. Malzemeden kısmının son noktası. Daha kısa yapın. Bunu asistanımıza veriyoruz. Abi gerçekten bunların yani çok ucuzdu bunlar. Görsel. Hemen takabilir miyim? Çok merak ettim. Bir dakika aşkım. Böyle takıp böyle dönebilir miyim? Çok merak ettim. Kokusu bile. Abi çok iyi. Döneyim mi? Yaklaşma yaklaşma. Uzaktan dur. Dur. Dön. Bakayım. Mükemmel bir ürün. İnanılmaz dandik kokuyor. Çok iyi bir tasarım. Alt tarafı bırakmış olmaları. Gördüğünüz gibi sevgili Euronee'ye bakın üst tarafından çenenize herkesin ağzına oturabiliyor gördüğünüz gibi. 555, 55, 55 cancık. Güzelmiş ben bunu kullanırım. Bu arada bunun çeşitleri vardı. Kullandım ya az önce zaten. Görselde göründüğü gibi sadece kalite dersen yani yerlerde. Ama zaten bununla yaşamayacağız. Sana biraz küçük oldu. Çok kötü. Gözlerin nerede? Görüyorum ben. Olmadı mı bakayım? Gözlerin yok. Ay Fırat çok korkunçmuş. Hiç eğlenceli değil. Ne o ya? Not for fun yazıyor arkanda. Ha, eğlence için yapmıyoruz bu işi bir şey. Ay çok teşekkür ederim. Bu çok güzel. Başka? Şimdi bir tane daha kostümümsü bir şey vardı. Ya Rabbi şükürler olsun ya. Şimdi... Bu ne ya? He funny'miş. Dönüyorum. Bu ne oğlum? Çekil git çocuklar izliyor. Bir dakika dur. Ben orasını görmemişim. Bunu sen giyersen olur zaten. Bana olmadı bu. Benimki biraz absürt olmadı mı? Daha Burak'ın buldukları var. Eminönü'ne gitti Burak. Eminönü'nde içeri girip şey demiş. Abi garip değişik şeyler var mı? Aşkım ne yapıyorsun şeyimi? Kaputuyorum. Çöküyorum. Ya oğlum ne yapayım yani? Görünmüşsün. Tamam neyse bu güzel değilmiş. Bu ayıp. Ayıp ama gene de büyükler istiyorsa alabilir yani onların kendi seçimini. Aynen evde çocuk ne alabilir olsun. Ya biz burada deneme yapıyoruz. Bu video ne biliyor musunuz? Siz hani böyle evde değişik bir şeyler çekeceğim ya da işte bir kostüm hediye alayım ya da bir değişik bir şey alayım arkadaşımı çıldırtayım gibi şeyler de bence harika fikirler. Tamam anlatabildim mi? Anlatabildim gibi bir şey mi oldu? Siz ne yapıyorsunuz? İnşallah her şey yolundadır. Havalar çok sıcak. Hayatınızda inşallah bu sıcaklıklarda güneş gibi doğacak güzel aşklar, güneş gibi doğacak güzel iş fırsatları, güneş gibi doğacak pırıltılı güzellik enerjisiyle hep baş başasınızdır diye düşünüyorum. Erkeklerde yakışıklılık, karizma enerjisiyle baş başa olmasını diliyorum sizlere. Kırdı galiba bunu ya Burak. Ya bu normalde içi dönüyor. Bir atıyorsun dönüyormuş. Sen yine de şarj etmeyi dene. Mesleğime uygun bir şey buldum. Heh. Bunu bizim orası için aldım. Malum köy yeri sinek çok olur. Sinek mi öldüreceğiz bununla? Çok ayıp. Bir de bu şey çarpıyor. Kaçla çarpıyor? Bak mesela böyle bir koyuyorsun cızıt diye koyuyor. Ama yazık değil mi hayvanı kızartıyorsunuz? O olmasa eziyorsun abi. Kızarmış sinek. Hiç ezmiyorum ben. Nasıl eziyorsun? Alıyorum mesela ben sivrisineği böyle dışarı çıkartırken o beni emiyor. Böyle yaptığında bir sorun yok galiba. Bir deneyeyim mi? Ha tamam yok bir sorun. Ha. Tamam. İnsan çarpmıyormuş yani. Küçük parçaları. Mesela bak şimdi bak. Benim üstüme doğru atma Fırat. Kızım bu efekti misin sen? Ben önünde bir şey... Allah Allah. Çarpıldın abi. Çarpmıyor. Buna basıp tutunca çarpmıyor mu? Hadi. Fırat bir şey oldu mu? Not for fun. Çekil. Çok mu acıdı? Ya sinekleri anlayın böyle oluyor işte sinek. Bu hallere giriyor böyle hız diğerlerine ters dönüyor diye. Olur mu yazıktır hayvanlara. Bir dakika kapatmam lazım. Bu çok kötü bir şey.
Kapattım. Sineği anladınız mı şimdi? Ah, gittim. Bu şey gibi böyle bazı restoranlarda var ya, böyle yukarıda masmavi duruyor, oradan böyle geçen sinek diye düşüyor. Tam o değil mi? Abi bu Amerikan filmlerinde hep gördüğüm bir şey. Normalde bundan alkol tüketimi var. Su ama koyacaksın biz... yanına. He, su da olur. İçecek şapkası, ellerinizi kullanmadan içmenin keyfini çıkarın. Çok güzel lan. Ama çok iyi. Çok güzel de şimdi ben bunu bırakırsam... Ha yok, dökülmüyor da. Ben de denemek isterdim. Ya ne yapıyorsun ya? Çok güzel bu arada. Kıyafetime çok uygun değil mi kıyafetime? Dehşet ötesi keyifli bir şey. Çok eğlenceli değil mi? Mükemmel bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra yazın bununlayım. Ne oluyor kız? Geri üfle, geri üfle, geri üfle. Geri üfle! Ne yapıyorsun? Çamaşır makinesi tıkanınca böyle borudan çekersin ya da benzin gibi şeyleri. Onun gibi oldu. Çamaşır makinesi tıkanınca böyle bir şey mi çekiyorsun? Bizimki böyle çekiyoruz. Su akmaya devam ediyor. Ne? Siz ağzınızla mı çekiyorsunuz şu an? Abi inanılmaz bir ev bu. Ürünleri puanlıyorum 10. 555, 55 yancıyı arayın ve bunu kesin al. Al şunu kafamdan. Çok kötü oldu, her şey akıyor. Ben ne diyorum, bu ne yapıyor ya? Basma oraya, dur. Yapacağı şey buydu ya, üflemek. Karayip korsanları gibi oldu. Şununla da ıslak mendille de silacık. Eskiden böyle şeyler vardı. İnsanlar birbirini beğendiğinde çok eskilerde birbirine şey atarlarmış. Böyle mendil geçiyorlar ya yanına mesela erkeğin önüne. Bu seni beğendim demek. Bu da şey, istemiyorum. Olmadı, ver. Beni. Hadi devam edelim. Güzel, bir tane işe yarar ürün çıktı. Ay çok güzel, bu ürüne puanım 9. Gerçi sinek var ya, o çok iyi abi. Onun nasıl acıttığını gördünüz, gıcık oldunuz. Bir sinek tipi var mesela, hani sürekli seni rahatsız ediyor, burnuna girmek istiyor. Onun işte sonu budur. Yalan dolan ya, hep yalan dolan. Bunların dönmesi lazımdı. Oğlum biz baktığımızda dönüyor gibi olacak zaten. Nereye baktığına dönüyor? Oha çok güzel ürünmüş. Ben dönüyorlar sandım. Utku bunları döndürebilir misin? Bakayım. Ya öf. Ne bu? Kusmuk gibi kokuyor. Aşkım çünkü dünyanın en kötü plastiği bunlar. Ben ama kullanırım bunu. Yok ya ben kullanmam. Allah belanı versin. Kopik. Ya Fırat. Elektriği çıkmış. Bu ne? Bu buhar şeyi. Normalde bu bir ampul. Dikkat et. Önümde fırlayan her şeyden şöyle kaçıyorum. Karnımdan şey yemişim oyunu. Modern dansını düşün. Aa içindeki düştü. Ben eskiden modern dansçıydım bu arada. Ya şu küfürü artık lügatından çıkar. Küfür mü bu aşkım? Kullanılmaz. Ne demek o kullanılmaz ya? Güzel değil mi de ama? Yapma şunu. Mutlu olursun diye düşündüm. Hayır niye mutlu olayım aşkım ya? Niye böyle bir şey düşüneyim zaten ben de. Ama popomu vurdum diye mutlu olursun diye düşündüm. Şaplak. Şunun gibi. Bir şey mi basacaksın? Çarpılma sulu mulu. Patlarsa çok korkarım. Oğlum ampul patlayabilir çünkü ampul ya sonuçta hani. Değil değil. Patlamış. Burak. Bakar mısın lütfen? Bu niye çalışmıyor? Az önce çalışıyordu. Biz bunu çözelim arkadaşlar, bir işim geliyor. Evet tekniker Burak Bey işimizi çözdü arkadaşlar. Ürünümüz şarjı değildir yavrum, değildir. Ne? Prizidir. Bu ne biliyor musun? Bebişlerin yanına koyarlar ya. Hani böyle püf püf. Bebeğin yanına puf puf mu konu? Hava nemlendiriyorlar bebişi. Ben hiç görmedim öyle. Yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ay takınca patlayacakmış gibi geliyor bana her şey. Yani korkutucu şey niye sallıyorsun? Uzun bas. Upuzun. Neyse buna puanım 3. Ne 3'ü ya? 1. Gidelim içeriye, öbür şeyimize geçelim. Ben bunu sana sürpriz yaparak göstereceğim. Ama sen hepsini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bakmayayım. Muz koyuyorsun buraya. Hayır, para koyuyorsun. Para muz yok. Ya öf çok kötü ya. Koy. Ne kötü ya, çok güzel bence. Para biriktireceğiz. Burada en fazla 200... Ne 200? 50 lira biriktireceğiz. 1 liralarda. 2 tane küçük pil Burak Bey. 2 tane küçük pil alabilir miyiz? 555, 555 cancık.
El ayağına dolaşır. Heyecanlanır benim. Kokum bile ona heyecanlandırır. Evet. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bir dakika. Ne? Üflüyor falan mı diyorsun? Aa doğru. Var ya mükemmel bir buluş olur. Size şöyle bir renk düşünün Fırat Bey. Yap kızım hadi. Uzatma. Siz de tırnakları pek uzatmamışsınız. Seda! Yeni mi başladı bu kız? Siz de tırnakları pek uzatmamışsınız. Yarın sohbet yapmaya gelmedik. İşimizi yapacağız. Şaka yapacak. Ben buradan arkadaşlar, bu video bitecek. Dedektör köpek merkezine gideceğim. Polislere, jandarmaya köpek yetiştiriyorlar, askerler bu. Bu mu yani? Komutanım selamünaleyküm. Müthiş bir şey. Yani herhalde galiba siz daha iyi bilirsiniz. Bu arada uyumum şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Uyumum buradaki şaka mı? İşe yarar mı kadınlar? Kurudu mu? İşe yarar, ben bunu anlayalım. Evet. Güzel bir alet. Bu nasıl çıkacak? Ay, çok beğendim, ben bunu buraya koyacağım masama. Bu nasıl çıkacak aşkım? Çıkmıyor, kalıcı hoca sürdüm. Ya şunu çıkarsana. Kalıcı hoca sürdüm. İşim var ya. Vallahi kalıcı hoca sürdüm. Yeni almıştım bunu, kalıcı hoca çıkarmışlar böyle. Öyle hoca bir çıkarırlar. Bir daha satamayacakları hocayı. Safterik misin? Kalıcı hoca yapmayalım mı yüz nailartlara gidip? 20 gün kalıyor. Yalanları da çekiyor yapamadı. Kalıcı hoca 20 gün kalıyor Fırat. Kalıcı hoca. Şimdi internetten yazıp gösterirsem ne yapacaksın? Onu bunu geçin de. Şimdi arkadaşlar 10 numara 5 yıldız efsanevi bir. Ya ama bunların görüntülerini niye böyle yapıyorsunuz? Ay çok güzel şeyler ya. Hoca kurutucum harika. Yeri çalışmaya başlamış. Aa hemen gidelim. Hemen bakalım. Aa bok attık ama çalışıyor lan. Renk sana çok yakışmadı. Şaka mı? Bunu ben almışım. Müthiş bir ürün bence bu. Bunu nereye koyarsak sesini duyarız. Mikrofon bu. Nereye koysak? Teknik masası bak görüyor musun? Teknik farkındaysanız şeyler. Bakın bütün şeyler önünde. Nereye sokarsam ses gelir orada. Var mı öyle bir ürün? Laptopuma taksak çalışır. Tamam. Tak sen çalıştıralım. O arada sen onu yaparken... Bu şey masası gibi. Hani böyle sabah programları olur ya mesela ben sunucuymuşum gibi. Yok ya bu mahallenin her şeyi yapabilen elektrikçisi. Hayır ya bir dakika bu bölüme gidiyoruz orada örgü yapıyorlar ya bizim de bu bölümümüz. 555 cancık cancık. Şimdi bu ürünün nasıl kullanıldığını görelim. Merhaba. Hadi Burak bizlere anlat bakalım nasıl kullanılıyor ürünler. Bu 3.5 mm jackhop. Buradaki bilgisayara taktığınız zaman duyabiliyor oluyorsunuz. Teşekkürler Burak. Var sabah programlarında bu ama örgü oluyor genelde o köşede. Oğlum müthiş fikir. Yeni tarz bu olabilir bence. Ne o? Köşede örgü olacağına mesela elektronikçi, işte ne bileyim şakacı, bilirkişi. Köşe köşe böyle mesela bir bölüme gideceğiz. Ben bunu anlatmıştım daha önce. Benim böyle bir programa katıldım bir kere biliyorsunuz. Canlı yayında düşüyordum arkadaşlar. Çok eskiden anlatmıştım. Tekrar anlatacağım. Komik bir hikaye çünkü. Masada böyle oturuyorum televizyonda. O zaman dizide oynadığım zamanlar. Böyle bacak bacak üstüne atmışım. Sunucu da hani böyle tam seninle konuşurken hadi şimdi yemek bölümüne geçelim diyor ya deminki gibi. Ben kalkarken şöyle oldum. Bacaklarımın kenarlarında böyle kopçalar varmış pantolonumun. Süsü yani. Sen o kopçalar buradan böyle birbirine geç. Kaldım ben bu tarafta oturuyorum. Adam orada yayına beni çağırıyor bu tarafa geçelim. Ben böyle canlıyım. Geliyorum deyip. Sonra kopçalarımı böyle böyle söktüm ve yayına gittim. Benim şu komik bandı. Bekantınca böyle komik komik. Yok ya. Varlığın yeter. Şimdi. Canlı yayında eğer düşseydim şöyle bir şey yaşanacaktı. Bakın işte o komik olacaktı o zaman. Ama olmadı. Tamam breakdown. Tamam. Şimdi sana bir şey göstermek istiyorum Şeyin. Gel benimle. Eminim evde patates soyuyorsundur. Evet. Çocuklar çok seviyor öyle değil mi? Çocuklar okuldan geldiğinde yiyorlar. Özellikle şu ürünün çeşitliliğini sana göstermek istiyorum. Evet gördüm. Bir kokla Jane kalitesini gör. Aa. Plastik kokmuyor öyle değil mi? Kokmuyor Fred Bey. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Öyle sesler çıkarıyorlar. Evet. Şimdi denemesine geçiyoruz Jane. Az sonra. Evet Jane görüyorsun ya bir kutudan sevgili seyirciler 1, 2, 3, 4 çeşit bıçak çıkıyor. Hepsini farklı şekilde farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Üstelik çok kolay güç gerektirmiyor. Öyle mi? Bakın bir limonumuzu bu şekilde koyup üzerine yerleştirdim. Sadece ufak bir baskı uygulayarak aşağı doğru çekiyorum. İyi görünüyor. Jane. Bana oradan düzgün bir meyve verebilir misin veya sebze? Tabii. Bu ürünü ilk çıkardığımda herkes bana şok geçirtmişti. O kadar çok talep aldık ki yetişemedik. Daha sonrasında fabrikamızı büyütmek zorunda kaldık. Evde bir şey yokmuş. Yavrum incir var mesela. İncire ne dersin? İncir, hepimizin çok sevdiği bir meyve. Tam da zamanında Jane. Biliyorsunuz inciri kesmek çok zordur. Özellikle sert kabuğu çocuklar için zararlı olabilir. Sert değil. Hazır mısın Jane? Hı hı. Görüyorsunuz ya, harika bir ürün. Mükemmel kesti. Canı çıkmış gibi duruyor. Evet, onun canını çıkardık.
Oo, bu seferki gerçekten sert. İster misin kareleştirelim? Tabii. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Denemek ister misin? Denerim. İşte bu kadar kolay. Harika, çıktı bile. İyi gidiyor. Kameramanımız Dolphin ilk bu ürünü gördüğü zaman 20 tane sipariş aldı. Bütün ailesine göndermek istemiş. Onlar da memnun kaldılar mı Dolphin? Evet. Harika. İnciri kesmek çok zordur. Bazen büyük problemler yaşatabilir. Hepimizin evinde incirin zarar verdiği bir mahlukat bulunur elbet. Görüyorsun ya, tam ortasına denk getirdim. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Adeta kıymaya döndü. Sipariş vermek istiyorsanız 5555 cancıktan sipariş verebilirsiniz. Doğru söylüyorum. Şimdi sana çok yeni bir teknolojide yepyeni bir ürün göstereceğim Jane. Hazır mısın? Harika, hadi gidelim. Şimdi teknolojide uzman, MIT mezunu, bir dönemde NASA'da görev yapmış olan Brack'ın yanına gidiyoruz. TechnoBrack, en son geliştirdiğimiz Ar-Ge ürünü tanıtmak ister misin Jane'e? Bu olmamış. Olmuştur, yavrum olmuştur. Görüyorsun ya, küçük bir megafon gibi. Polislerimiz ve emniyet güçlerimizi görüyorum ki FBI özellikle cebinden çıkarıp "Stop for action! Call 911! Get out! Don't step before it!" FBI, open the door. Burak Bey henüz başarıya kavuşmamış galiba. Burak ya, olmamış. Sevgili Jane, doğru. Neşenden hiçbir şey kaybetmiyorsun. Biliyorsun. 555-555, cancık. Arayın, bekliyoruz. Hepiniz için özel bir ürünümüz mevcut. Altta görünen bantta da görüyorsunuz. Ayrıca geri iade, kapıda ödeme seçeneği ve hatta ödemeden alma seçeneği de var. Ama o zaman FBI peşinize düşecektir. Teşekkürler. Mutluluk veriyor. Ürünümüzü bir kez daha deneyelim mi? Haydi. Çarpmıyor. Yapma. İhtiyacınız olan tek bir şey masa. Henüz masayı üretmedik. Zaten masasız masa tenisi oynamanın tek bir yolu var. O da Fret'in ürünleri. Fret'inürünleri.com yeni açıldı. Cancık at 10 koduyla %10 discount sizlerle. Yardım edebilir misin Fret? İş bana kilitlenmiş gibi görünüyor. Bu üründe bir hata var. O da topun normal boyutta olması ama bunların küçük olması. Abi çok iyi lan. Altına tel koymamışlar ki abi. Ya Ceyda. Hayır. Her türlü teniste yenerim. Ne yapıyorsun moruk? Çok küçük. Ya bak hızlı atma şunu. Yavaş at. Ya. Azim hırs. Oğlum çok küçük bu, çok bunda buluşmuyor. Oha bu ne ya? Bu da... Bu müthiş. Çarpılmayın inşallah beyninden direkt. Allah korusun, bak en korktuğum şeyler. Odada şey yapalım, gösterelim. Ben önde atayım, çıkıyorum ve Fırat geliyor. Hold back girl, minna hold back girl. Benz. Nasıl? Fena. Ama o danslar hep bunu yaparlar. Oh! Vallahi sapıtıyorsun ha. Nasıl? Güzel değil mi alet? Muhteşem. Bir kere ben de takabilir miyim? Tak aşkım. Nereye basıyorum? Bir tane tuş bana. Bu yavaş olanı bir daha basınca kapanıyor. Bir daha basınca... Çok, çok iyi güzel. Bu arada. Bayağı güzelmiş. Bayağı güzel. 10. 10 bu evet. 10 kablosuz puan. Olsa bile 100. En beğendiğim bu oldu şu ana kadar. Ya kafadan içime de güzeldi. Sizin favoriniz hangisi? Şimdi Ceyda'cığım başka... Bu ne lan? Bu ne lan? Kapadokya'ya gidip balona mı bineceğiz? Buradan balonla Kapadokya'ya gidip. Oo yapışıyor bir de masaya. Ben bunu düşük bütçeli masama yapıştırayım. Ama benim balon kolum ağrıyor. Bir bakayım şu. Kolum bu oğlum. Bu normal şartlarda düşük bütçeli masası. Günlük hayatımızda benim çalışma masam. Ne çalışıyorsun aşkım? Hayalle sevgilimi şarkı sözlerini yazıyorum şey Instagram. Ne çalışacağım? Maillerime bakıyorum. Bayılıyorum ya. İnfluencer masa başında ne çalışır? Sabah uyandım, maillerime baktım. Sen niye bakıyorsun maillerime? Yok, Instagram kurgularını yapıyorum. Sıkıntı. O Sibop. Sonra takacağız, şişirdikten sonra. Ne diyorsun lan Sibop? Eskiden bu vardı geyik. Çocuklar... Biliyorsunuz değil mi bunu? 1200 kere hareket çekmişim gibi oldu ya. Biraz da ben çekeyim. Gerçek. Tamam mı daha? Müşteriye kızdım. Ya nasıl? Ben onu söyledim. Oh. Kendine mi vurdun bayağı az önce? Evet ama bu kadar geri gelecek. Oha bu çok iyi. Sizin başınıza bir şey gelmesin diye. Öyle vurulmuyor. Çekil. Oha bu arada bence güzelmiş. Kalk ayağa. Büyüğün geldi.
Hadi lan oradan. Yapmıyorum lan o işi. Sen ne biliyorsun yalakalıkla gelmişsin o konuma. Ne diyen lan? Verdim lan ben o teklifi. Attık lan o maili baksaydın. Bayağı iyi bu arada. Üzerine fotoğraf yapıştırırsanız ama o zaman işten yatılırsınız. Şimdi sen patron ol. Topu seslendi. Bu da patron. Tamam. Patron selamünaleyküm. Patron mağarada mı patron ayrım ya? Boğazında bir sorun varmış patron. Neyse patron, şimdi ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Bütün dediğin işleri de yapıyorum. Hatice ablanın bana bir çay iste var ya. Oraya geldik, bir ikramlı olsun. Hatice ablana. Hayırlı çocuk. Bize iki çay. Çocuk mu, patronum diyor. Eskiden beri tanıdığıymış. Şimdi patron. Malum biliyorsun her şeyin fiyatı arttı. Yok. Ne yok ya? Arttı işte, Allah Allah, kiraları görüyorsun. Yok yok, bizimki artmadı yavrum. Burada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Ben yapmıyorum bütün işleri. Bak yeni aldığın elemanlar falan hiçbir şey bilemiyorlar. Bir de onları eğitiyoruz. Tam eğitiyoruz, gidiyorlar. Kes kes kes. Kestim zaten eğitimi. Şimdi bana bir zam yapmak gerekiyor. Tamam. Senin kafandaki zam oranı nedir? %0.02. Benim hesabımı bozma. Ne yapacaksın ulan? Göstereyim mi ne yapacağımı? Gösterme. Ve... ne oldu, patladın? Kaç para maaşımı zam yapacağına bağlı. Ne kadar yapıyorsun zam? %0.00. Fes lan! Allah! İyi, açıldı ağzın. Oynaşma karşımda patron. Kalk 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 kalk. Önce bana bak bakayım. Dön bakayım bana bak. Happy top. Happy topu 5000 lira yapabilirim. Fena değilmiş. Ben kaç para alıyorum acaba bilmiyorum. Sana son bir şeyim var. O da şu. Sen hiç Osmanlı tokadı yedin mi? Allah'ım evimiz. Hey, bu güzel ürün. Bu güzel ürün. Onu 10-10 verdim. Tamam tamam Ceyda, tamam Ceyda'cığım, tamam. Ne yapıyorsun kız? Oğlum çok güzel çalıştır bununla. Çok güzel çalışılmaz. Oturduğun yerden adam mı döveceksin yani? Nasıl çalıştın ya? Ben beğendim, bu benim. Her şey bana yaradı. Şimdi benim ürünümü göstereyim mi? Ben buna bayıldım. Nasıl? Yandım ya sonunda tatilde. Tırpan. Abi kalem şeklinde yapmışlar. Ben niye şükür? Oo. Ne diyor oğlum? Oho, tam aradığım. Bir bak bak bak. Aa, sen mükemmel kullanmayı ötesi. Bilmiyorsun ama bunu. Nasıl? Aa! Oğlum ben artık kullanmıyorum. Yok, benim uzanamadığım yerlerde oluyor. Oo, kafa da kaşar. Kaşar. Bunun kafası da kaşar ha. Düşünce yapısı yanlış yani. Aa! Bir de güzelliğini biliyor musun? Cebinde taşımak için. İyi de onu ben fark ettim az önce. Ben çatal sandım onu. Ya bu ürün ne işe yarıyor acaba ya? Bu ürünümüzün nasıl çalıştığını görmek için tekniker Burak Bey'in yanına gidiyoruz. Teknik Burak'ın yanına gidiyoruz. Teknik Burak. Burak Bey merhabalar. Bir de Einstein koymuş önüne, çok güzel şeymiş gibi. Burak Bey bu ne işe yarıyor? Bir internetten bir kontrol, bir bakış yaparsanız onu şey yapalım, olur mu? Sağ olun Burak Bey, geri geleceğiz. Burak Bey'in masası tam şey yalnız, o karışıklık mevcut. Keyif kasesi. Keyif kasesi mi? Aa, çatalın üstüne oturdun. Ops. Aa, kırdın gömlekleri. Ne gömleği lan? Gözlükleri. Ne oluyor lan? İnanılmaz lazy bir insansınız. Telefonu da tutmak istemiyorsunuz. Yatay olarak ne oluyor ya izleyeceksiniz. Dökelim. Yeterli. Buraya çekirdek dolduruluyor normalde. Şu ne derseniz. Mesela yedin. İçine atıyorsunuz. Ben çok iyi. Şöyle tutulur mu? Aşağıda kalıyor görüntüm. Bunu da yukarı kadar. Kaseden buradan almam lazım. Buradan almam saçma. Bunu da görmem için buradan bakmam lazım. Yoksa buradan ağzıma mı? Hayır, o yüzden şöyle bak. Olmuyor. Bok gibi. Çalışmadan. Yavrum buna puanım sıfırdır. Teknolojisi yok. Çünkü teknoloji istiyorsanız ya. Sizlere sponsorumuz TürkNet Giga Fiber'den bahsetmek Oba! İsterim. Oba! Yerleştirmeye bak, entegrasyone. Entegrasyon adam gururla sunar. Hepinize sunuyorum. Bütün canlara. 1000 megabit internet. Dünya hızında bir internet oluyor arkadaşlar. 1000 megabit ne demek diye sorarsanız bizim evde var. Aynen de Ceyda burada film izlesin. Benim içeride bir şey download edeyim. Bir yandan da film izliyor olayım. İçeriden birisi de TikTok'ta geziyor. Başka biri de eve gelmiş demiş ki ben bunların interneti bir de YouTube'da gezeyim desin. Gene bana mısın demiyor. Çoklu kullanımda mükemmel ötesi. Bireysel kullanımda da bir oyunu indiriyorsunuz. İndirmeniz 15 dakika sürüyor. Arkadaşlarınızın indirmesini bekliyorsunuz. O sıkıntı oluyor. Beklemek istemiyorsanız onlara gigafiberle yapabiliriz. Nasıl? Hemen gidiyorsunuz. Mahalleyi şöyle bir kolaçan ediyorsunuz. İnternete giriyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki linkten muhtemelen koydum. Altyapımda gigafiber mevcut mu? O linkte var zaten o. Adresi girdiniz, baktınız. İzmir, İstanbul, Ankara. Kocaeli, Gebze. İzmit. Aşkım. Kocaeli, ha. İzmit aynı yer. Kocaeli, ben söyleyeyim mi yerde? Yedin yedin, bütün yemişleri yedin. Hepsini yemiş. İzmir, İstanbul, Ankara. Bursa. Kocaeli, Gebze. İzmit. Biz
söyleyesin geliyor İzmit. Ama Kocaeli İzmit bence. Kocaeli Gebze İzmit. Buralarda altyapı mevcut. Ama tabii sizin mesela apartmanınızda yoksa da etrafınızda konuşup hep beraber başvuru da yapabilirsiniz. Yani öyle şeylere de yönelin. O zaman o altyapı çekilir. Abi bu arada 1000 internet inanılmaz bir fiyat avantajıyla geliyor şu anda. Evet. Altyapı kontrolünüzü aşağıdaki linkten ya da Ceydan dediği gibi zorlamak istiyorsanız da benim evde gigafiber var mı diye aratarak bulabilirsiniz ama aşağıda link var arkadaşlar. Oradan bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi. Bizim için internet çok önemli. Mesela o evi çözdük yani internet için. O yani evde ne yaptık biliyor musunuz? Altı kazdırıp yeniden yapamadık. Yok canım öyle bir şey yapmadık. Altı internet mi çektirdim? Başvurunuzu yapın bana teşekkür edeceksiniz. 1000 internet gerçekten çok iyi. Neden sana ediyorlar? Ben kimseye bir şeyin teşekkürünü etmiyorum. Ben aracılık yapıyorum. Yani TürkNet'e teşekkür etsinler ama. Evet bu arada. Ben aracılık yapıyorum. TürkNet de çok can bir aile olduğu için. TürkNet evet büyük can. Sevgiler gönderiyoruz bütün herkese. Ben evetçi başımıyım hep böyle senin yanında. Evet. Yeterince teknolojiden bahsetmişken şimdi Tekno Burak'ın yanına gidelim. Başka bir teknolojik gelişmeden bize bahsedecekmiş. O sırada gelişmeleri arıyor o da. Yeni bir ürününüz var galiba. Evet. Görebilir miyim? Artık Yunus'a ihtiyaç yok abi. Artık Yunus'a ihtiyacımız yok. Ceyda Hanım'ın daha kaliteli story çekmesi için yaptırdığımız yepyeni bir ürün. Görüntü ne kadar güzel lan. Görüntü ne kadar güzel diyor. Kızım kendi telefonum. Ben kendimi görünce görüntünün ne kadar güzel olduğunu keşfettim. Şimdi bunun olayı ne biliyor musun Ceyda? O benim telefonum değil bu arada. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın benle beraber görüntü dönüyor. Ceyda seni yakaladı. Gitme gitme gitme. Gelsin bana gelsin. Bana gelsin aşkım. Aşkım beni sevdi. Gel ya. Aldım görüntüyü devam. Şöyle bir dans yapalım bak. Bir. Verdim sana görüntüyü devam et. Gönder bana görüntüyü. Al. Aldım görüntüyü devam ediyorum. Bana gönder. Verdi. Dur lan. Devam et. Oha TikTok'lular bunu kullanır. Oha çok güzel. Bunu çok beğendim. Ben bununla içerik çekeyim. Aşkım kim alacak seni bununla içerik çek? Ben TikTok çekeceğim. Görüyor musun? Görüyorum da dönüyor. Sen de dönebilirsin onunla. Hoşuna gitmedi. Dışladın hemen. Ne yapıyorsun aşkım? Akım yarattım abi. Çok güzelmiş, beğendim. Yavrum biz kimsenin akımına dahil olmayız. Biz bir şeyler yaparız, onlar akım olur. Bu 10, özür 10 bu arada. Teknik ekibimiz Burak'a teşekkür ediyorum. Hintlilerin bir tane videosu var. Adam ayağındaki, tırnağındaki bıçakla et kesiyor biliyor musunuz onu? Ben bunu şeyde izledim. Ruhi Çenet'te. Ha, Pakistan'da ayağıyla kesiyor ya eti. Bu da ona benziyor arkadaşlar. Aa çorabı var. Oo çok şirin. El çorabı, parmak çorabı. Aa keskinmiş lan. Keskin keskin. Yarim keskin bıçak dikkat. Aa bu trende var ya müthiş iyi satılır bu arada. Ne yapıyorsun ya? Kesmiyor. Ne sapını? Şuraya at şunu. Yemin ederim bu trende çok pis satılır. Abi hiç keskin değil ki. Mika gibi bir şey yapmışlar. Saçmalık. Deneyebilir miyim? Trende bu var ya çok iyi satılır. Niye trende özellikle? Mi? Trendekiler bir şey almaya mı gidiyor trene? Trendlere girmiş bu. Bu ürünümle trendlerdeyim. Beklerim. Çünkü trende böyle pratik ürünler çok satılır trenlerde. Böyle içine bastırıp mesela içmelik şeyler. Böyle limonun içine bastırıyorsun. Limon içiyorsun. Limon niye içiyorduk ya? Hasta mıydınız? Gargara. Gelelim başka bir trend ürünümüze. Sushi mi? Ha yok. Sushi. Pratik dolma sarma makinesi. Aa! Mutfak. Oo burası nem şey olmuş ya. Aa burası nemden geçilmiyor ha. Oo. Biz niye zaten hava çok nemliyken bir de buraya nem makinesi koyduk. Ben biliyorum. Ver. Dur kırma ver bir. Pratikse beni yesinler ya. Bu çok kolay. Bir dakika bakayım nasıl yapılıyor. Ben biliyorum diyorum ya. Ben trende çalıştım. Zipzip. He tamam. Zipzip, zipzip. Bir dakika ben bunu böylece koyacağım o döndürecek. Hayır ya öyle değil bırak. Önce yaprak koyuyormuşsun. Tamam işte böyle. Yaprağınızı böylece yatırın. Çekiyorum ha. Çekiyorum. Çekin. Çek. Oba. Sarmak istenilen boyutta ayarlayın. Hanımlar. Sarma işlemi yapılmadan önce bezi yağlayın yazıyor Fırat. Süper dandik bir şey elinizle yapın. Sarmış bir ablamızdan satın alın. Böyle bir şey olamaz. Evet. Tamam şimdi ittir. Hızlıca. Zaten biz sarmayı dışarıdan yiyoruz. Gel. Ben şunu yapayım. Burak da orada deniyor. Devam ediyor. Onun niyeti zaten sarma yemek. Aa yapmış sarmayı. Bakayım. Nasıl yaptın? Elinle sardın. Aa. O ne? Aa. Yürüyün tuvalete. Niye biz nail artçı tırnak bakım merkezi açmışızcasına ürünlerimizi toparladık?
Dene bakalım. Ne oldu? Çok güzel programmış. Sloganında bu. Dene bakalım. Bu şarkı zaten aslında. Ya sloganı bu. Böyle bir şarkı var yani zamanında yapmışlar. Nadide Sultan'ın şarkısı. Nereden aklıma geldiğini sormayın. Şarkı şöyle. Aradığında beni bulabilecek misin? Bulamadığında durabilecek misin? Sen o sırada şey yaparken ben jingle'ı mı söylüyorum? Dene bakalım. Bu masaj bölümüsü. Acıdı ya. Nereye kadar su dolduracağım acaba? Yani biraz mantığını yürütsen bulursun nereye kadar dolduracağımı. Hadi bakalım. Dene bakalım. İnşallah çarpılmayız. Belki de orada kullanmamak mı lazım acaba elektronik bir şey? Dene bakalım. Hadi bakalım. Abi eğer bu güzel bir şeyse hayatıma girdi bu. Çarpılmazsam sorun yok. Ay zaten. Korkuyorum. Önce bir ayağını sok. Ya bir ayağımla mı çarpılacağız? Çarpılırsan çekersin. Oh, burada oturamıyorum ama. Çalışıyor musun sen bu ohladın hemen? Hayır. Ayağın soktu gibi ohladı ya. Hadi bakalım. Abi. Hadi. Abi. Ben bunu akşamları bacaklarımı sokarım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Rahatlatıcı Ceyda, bence bayağı. 3'te bozuldu. 3 çalışmıyor. Yani bu tuzlu su olsa var ya, şöyle söyleyeyim, bütün yorgunluğunu alır geceleri. Bu biraz tuzsuz olmuş ya. Güzel değil mi? Sen çıkınca anlarsın, ayaklarımı aldım mis gibi. Denedik bakalım. Tamam o zaman kalk gel, çalıştırma makinemi, Leica'mı. İsmini Leica mı? Evet, öyle yazıyor. Like atın buna. Dedi bugün esprileri bitmedi, tamam hadi. Oğlum bak etsene başım dönüyor bu arada. Neden? Bilmiyorum, çok hoşuma gitti. Sanki böyle çok iyi bir Taylandlı abla üzerimden geçmiş gibi hissediyorum. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun ya? Onlar çok iyi makine masaj yapıyor. Makine masajı. Biniyorlar. Çıkıyorlar böyle. Hissetmiyor musun ayaklarının altındaki noktaları? Yok. Irgat gibi çalışmaktan gitti ayakları. Gel hadi. Denedik bakalım. Toplayacak bu evi. Belki de sen toplayacaksın Shane. Yok ya. Bu güldürme de işte. Fred. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben şimdi dedektör köpek merkezine gidip bizim yavruyla ilgileniyorlar. Ona bakacağım. Ne yapıyorlar? Bunu kameranın önünden geçirdiğinde videoyu bitir Utku. Geçiremedim. Ben geçireyim. Oh. Şimdi oluyor. Oh.